كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Çok ama çok önemli bir mesele konuşacağız. Allah razı olsun, kulağınızı bu tarafa verin. Bedeninizi de bu tarafa verin. Kendinizi bu tarafa verin. Çok önemli bir mesele konuşacağız. He, kimine göre önemli olmayabilir ama bana göre çok önemli bir mesele. Çünkü bu beka meselesi. Şimdi cemaatlerden biraz bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz bundan yaklaşık 2 sene önce falan Süleymancılar ile alakalı 2 video yaptık. Süleymancılar ile alakalı 2 video yaptık arkadaşlar. Ve o 2 videoda dedik ki bu Süleymancılar var. Bir de Süleymanlılar var. Bakın Süleymancıları iyi tanıyın. Süleymancılar camiye cemaate gitmez. Hocanın arkasında namaz kılmaz. Sarık sarmaz. Cübbe giymez. Sakal bırakmaz. Süleymancılar. İnsanların paralarını sömürürler. Süleymancılar. Söylüyorum, hiç korkmuyorum. Hiçbirinden korkmuyorum. Süleymancılardan bahsediyorum. Aynı FETÖ gibi himmet parası adı altında bilmem ne. Bir kardeşim geldi Amerika'dan. Böyle bir muhabbet oldu. Dedi ki Süleymancıları da Amerika'da dedi götürüyor dedi be. Götürüyorlar dedi. Parsel parsel götürüyorlar. Himmet parası adı altında. Süleymancılar sakal sevmez. Süleymancılar sakala karşıdır. Vakit namazı vaktine kılmazlar. Orucu vaktini açmazlar. Süleymancılar. Bir de Süleymanlılar var. Süleymanlılar camide namaz kılar. Süleymanlılar sakala karşı değillerdir. Süleymanlılar düzgün insanlardır. Süleymanlılar. Niye arkadaşlar? Bak çok güzel bir örnek vereceğim. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Kuddüs'e sürü. Rahmetullahi aleyh. Başında sarığı var mı arkadaş? Suratta sakal var mı arkadaşım? Üzerinde cübbesi var mı arkadaşım? Onun peşinden giden bütün ihvanı aynı şekilde değil mi arkadaşım? Evet. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Sarıklı mıydı? Sarıklıydı. Sakallı mıydı? Sakallıydı. Cübbeli miydi? Cübbeliydi. Sen nasıl oluyor da kendini Süleymanlı zannediyorsun? Süleymancı. Ben soruyorum onlara. Sen Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'ne bağlı mısın? Hani ya? Bir örnek ver. Bana bir tane örnek ver ya. Kafaya lacivert takke. İnce badem bıyık, ben Süleymancıyım. E sen Süleymancısın. Süleymancı şudur arkadaşlar. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin ismini kullananlardır Süleymancılar. Süleymanlılar ayrı. Bir daha söylüyorum. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri benim başımın tacıdır. Ama sakal bırakmış. Duydum kardeşim. Ben diyor kardeş mesaj atmış. Süleymancıların yurdunda kaldım diyor. Ne sakal bıraktırdılar, ne sarık sardırdılar, ne cübbe giydirdiler diyor. Hiçbir şey yok diyor. Ne camiye yolladılar. Vaktine oruç açmıyoruz diyor. İstanbul için iftar vakti diyor. Herkes oruç açtı, biz açmıyoruz, bekliyoruz diyor. Açtırmıyorlar diyor. Bekle diyor, iftar olmadı. Namaz kılacağız, vakit girmedi. La ne oluyor? Kimsiniz siz ya? O yüzden diyorum arkadaşlar, tanıyın. Ben burada herkesi tanıtıyorum. Kimin ne olduğunu size öğretiyorum Allah'a izniyle. İnşallah hayırlısıyla alıyorsunuzdur. İnşallah. Alıyor musunuz arkadaşlar? İnşallah. Ben Allah için öğreniyorum kardeşim. İnsanları tanıyın, insanları bilin. Dostunuzu ona göre seçin. Hiçbir ameleme güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Bu kadar basit. Bak bir ara Mahmutçular diye bir laf çıktı. Mahmud Efendi Hazretleri dedi ki ben dedi bir şey miyim dedi Mahmutçular diyorsun. Tövbe haşa dedi. Mahmutçu diye bir şey yok dedi. Ah. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri şimdi yaşasa var bunların hepsini topalar ya. Hepsini sopalar. Bu Süleymancılar arkadaşlar tarikatların kökünü kazıyacağız diyen Türkiye Komünist Partisi'ne bu seçimlerde oy vereceğini açıkladılar arkadaşlar. Evet. Bak bak tarikatların kökünü kazacağız diyen Türkiye Komünist Partisi açıklama yaptı. Tarikatları cemaatleri dümdüz edeceğiz diyen. Aynı o da onlar da o altılı masanın içerisinde. Millet İttifakı'nın içinde. Adam kalktı dedi ki biz de oyumuzu bunlara vereceğiz. Kabe'de oylar İmamoğlu diye pankart açtılar geçen seçimde. Kabe'de. Ya ver bana ne, beni ilgilendirmez. Zaten renkleri belli. Merelciler, imamcılar. Bana ne? Kime oy verirsen umurumda değil. Sen bunu Kabe'de reklamı yaparsan ben adniyet ararım arkadaşım. Öyle mesajlara geliyor. Bir okusam bak. Hep söylüyorum. Gelen şeyleri şurada bir konuşsam. Ortalık karışır da konuşmuyorum. Peşine. Süleymancılar Millet İttifakı'na oy vereceğiz dedi.
Neyse yorum yapmıyorum. Herkesin kendi işi, herkes kendi hesabını kendine verecek. İsmail Ağa cemaati açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz. Zaten onlar zaten hep belli. Destekleri belli. İsmail Ağa cemaati. Cumhur İttifakı. Yani Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıyla. Menzil cemaati geçen gün açıklama yaptı. Ne dedi? Menzil cemaati işte Beşir Derneği. Bir de bir dernek ismi daha söyledi. Semerkant olarak. Biz dedi Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a dedi destek vereceğiz. Şimdi baktığın zaman herkes özgür değil mi arkadaşlar? Özgür. Herkes istediğine oy verebilir mi arkadaşlar? Verebilir. Sen kimsenin verdiği oya karışabilir misin? Karışamazsın. Ha dersin kardeşim bak bu oy verdiğin partide bak böyle böyle yanlışlar var diyebilirsin. Ama veremezsin bilmem ne. Şimdi TikTok'ta bazı videolar çıkıyor karşıma. İşte diyor 14 Mayıs sabah annemi eve kilitleyeceğim. Babama odaya kilitleyeceğimden haberi yok. Oy vermeye götürmeyeceğim onu. Bunu yapan çok var haberiniz olsun. Annesini babasını uyku kapatıyor. Eve kilitliyor oya göndermiyor. Böyle zihniyetler var. Bugün çıkmış sol kesim, sol cena, o Halk TV, Ulusal TV falan Menzil cemaatine saydırıyor. Menzil cemaatine. Sana ne lan? Sana ne? Sen açık açık Millet İttifakı'na oy toplamıyor musun? Topluyorsun. Sen demiyor musun benim adayım Kılıçdaroğlu? Diyorsun. Menzil cemaatine çıkmış normal olarak bir vatandaş. Hepsi vatandaş değil mi arkadaşım? Hepsi vatandaş. Evliya da olsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullanma hakkı var. İstediği şekilde oy kullanabilir mi kardeşim? Kullanır ama bugün dilsiz kitapsız çıkmış. Menzil cemaati şöyle, menzil cemaati böyle, bilmem ne bunlar böyle. Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Bak kimin kime oy verdi beni alakadar etmez. İsteyen istediğine oy versin. Hepinize söylüyorum. Hepsinin vebali var. Bugün Allah'a düşman olanına oy verirsen, bugün başörtüye düşmanına oy verirsen, Kur'an'a düşmanına oy verirsen bedeli ağır olacak. Onu söylüyorum. Ben de seçim zaman daha konuşacağım ben. Şu anda fazla detay konuşmuyorum ama konuşacağım. Doğru söylenin dostluk olmaz arkadaşlar. Ama doğrudan ayrılmayın. Ne dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh? Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı. Varsın olsun dostunuz kalmasın be. Hakkı konuşun. Hakikati konuşun. Kim ne olursa olsun. Bir daha söyleyeyim. Kimsenin verdiği oy kimseyi ilgilendirmez. Ama karşındaki yanlış adamsa kardeşim bak gözünü sevdim. Sen buna oy vereceksin de. Bak böyle böyle işleri var. Sen bilirsin bunun vebali var. Sen bilirsin kardeşim bunu vebali. Menzil'in ne yaptığı kimse alakadar etmez. Menzil diyor şeyin diyor AK Parti'nin diyor arka bahçesi olmuş. Sana ne ya? İster ön bahçesi olur ister arka bahçesi. Sana ne? Seni alakadar etmez sen işine bak. Kendileri oy topladığı zaman gönder gelsin bilmem neler şarkılar türküler. Neyse ayarım kaçacak da neyse ben susmayı tercih edeyim. Arkadaşlar Allah razı olsun konuşuyorum. İnsanları tanıyın diye anlattım bunu. İnsanları öğrenin, tanıyın diye bilin diye anlattım bunu. Ha bir daha söyleyeyim. Seçim zamanı zaten detaylı bir konuşma yapacağım. Gereken neyse konuşacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çok güzel konuşacağım hem de. Her şeyi ince ayrıntısına kadar AK Partisi'ne de, MHP'sine de, CHP'sine de, HDP'sine de, İYİ Partisi'ne de hepsini sıradan dümdüz geçeceğim. Dümdüz hiç bir tanesi bırakmayacağım. Dümdüz geçeceğim. Ama hak neyse onu konuşacağım. Hak. Hepsinin yanlışına yanlış. AK Parti'ye de yanlışını, öbürküne de yanlışını, hepsine hiç fark etmez. Çünkü bu sefer ben desem ki AK Parti şöyle iyi. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Hak neyse onu konuşacağız arkadaşlar. Rabbim Celle Celle bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Amin. Şimdi arkadaşlar